Maneviyat nedir? Neden herkese lazım? Evet, yani böyle bir iddiam var. Herkese lazım. Şimdi tabii maneviyat kelimesi bizim Açık Beyin'de sıklıkla kullandığımız, manevi diye çok fazla atıf yaptığımız kavramlardan bir tanesi. Fakat bazı kavramlar var. Biz onları duyduğumuzda yani anlamlarını biliyoruz diye düşünüp kendi bildiğimiz anlamlar üzerinden algılıyoruz ve onlara dair zihnimizde bir takım yorumlar oluşuyor ve o kavramları içeren cümle ya da iddiaları o kavramın bizdeki tanımı ışığında anlayabiliyoruz ya da anlayamıyoruz. Dolayısıyla çoğu zaman özellikle bizim gibi nörobilim ve davranış temelli uygulamalar, eğitimlerle uğraşan bir ekip maneviyat dediği zaman güncel algısından biraz daha farklı bir anlamda kullanıyor olduğumuz gerçeğini de hatırlatmak gerekiyor. Zira biz genellikle ve ben şahsen mümkün olduğu kadar kullandığım her bir kavramın etimolojik kökenlerine bakıp o kavramı kök anlamına en yakın şekilde kullanmaya hep gayret ettim. Bu tabii iletişimde bazı zorluklar yaratıyor. Çünkü özellikle nispeten yakın zamanlarda bazı kelimelere yüklenmiş olan ekstra anlamlar kök anlamından o kelimenin çok sapmasına da neden olabiliyor. Ve bu nedenle bazen anlaşma sorunları yaratabiliyor. Ama eğer burada yaptığımız gibi soru yorumun bu son sezonunda biraz daha ağırlık verdiğimiz gibi biraz daha tanımlamalara yönelirsek, kavramları daha iyi tanımlar ve onların anlamları üzerine biraz tarifler yapabilirsek iletişimimiz daha kolay olabilir diye düşünüyoruz. Bu kavramlardan bir tanesi de, hatta belki de en önemlilerinden bir tanesi de manevi ya da maneviyat kavramı. Çoğunlukla dini inançlar ve dini inançların bize aktardığı öğretiler cinsinden anlaşılıyor manevi ya da maneviyat kelimeleri. Fakat kelime kökenine baktığınızda bir manevi kelimesi nereden geliyor diye mana köküyle alakalı. Yani anlam dediğimiz şeyle ilgili bir insanın anlam dünyasına, bu dünyadaki yaşamındaki tecrübelere, yaşadıklarına, gördüklerine verdiği anlama genel olarak biz maneviyat diyoruz. Ve burayla ilgili içsel deneyime de manevi deneyim adını veriyoruz genel olarak. Tabii kaçınılmaz bir biçimde son birkaç bin yıldır özellikle dini inançlar, geleneksel anlatılar adına genel olarak kadim kültür dediğimiz şey bizim manevi yani anlamsal alanımıza da çok büyük bir etkide bulunuyor. Daha dünyaya gözümüzü açar açmaz henüz daha gelişiminin başlangıcındaki bir beyinle dünyanın direkt tecrübelerinden çok daha fazla manevi öğretilerle karşılaşıyoruz. Bir şeylerin anlamı, işte bunların nedeni, oluşların kökenleri, işte görmediğimiz veya hiçbir zaman direkt deneyimleyemeyeceğimiz bazı kavramların hayatımızdaki anlamları konusunda. Başta anne babamız ve yakın çevremiz, hemen sonrasında da böyle biraz daha geniş yakın çevremizden bol miktarda bilgi, deneyim, anlatı ve varsayım öğreniyoruz. Şimdi bunların hepsi bizim anlamsal dünyamızın ayrılmaz parçaları. Tabii ilk başlarda aldığımız anlamsal öğretiler biz yaşarken yaşamda yaşadığımız farklı deneyimler, karşılaştığımız şeylerle yavaş yavaş değişiyor ve bizim anlamsal dünyamız, manevi dünyamız aslında sağlıklı ve organik bir biçimde genişliyor ve değişiyor. Şimdi bu neden bu kadar önemli ve dini inançlarla sadece ilişkilendirmesi neden kısıtlayıcı bir düşünce? Biraz ona vurgu yapmam lazım sanıyorum çünkü dini inançlar özellikle kültürümüzden gelen her türlü anlatı bunu yani spesifik bir dinin kurumsal anlatılı olarak almayın. Hani geleneksel olarak bize gelen bütün bu bilgiler ve inançlar aslında bizim yaşama bakış açımızla ilgili çok belirleyici bir çerçeve çiziyor. Ve biz çoğunlukla inançlarımızın izin verdiği şeyi görüp onun izin vermediği şeyi göremeyecek derecede aslında daraltılmış bir vizyonla yaşamak durumunda kalıyoruz. Bu arada isterseniz inançsız yani herhangi bir tanrı inancı olmayan bir ailede büyüyün. Onun da bir manevi sistemi olduğu için yani bütün bu varlığa anlam vermesinin bir düşünsel yöntemi olduğu için aslında yine orada da bir inanç perspektifinden dünyaya bakan çocuklar yetişiyor. Bunun kaçınılır bir tarafı yok. Niye yok? Çünkü insan aklı sadece nesnelerin tanımlanmasıyla yetinemiyor. Nesne ve olaylara isim koymak bize yeterli gelmiyor. Bizim bunların arasındaki ilişkileri tanımlayacak ve bütün yaşamsal deneyimi birbirine bağlayacak bir anlamsal çerçeveye ihtiyacımız var. Çünkü bizde diğer canlılardan çok fazla gelişmiş olan akıl diye bir meleke var. Ve bu akıl melekesinin zaten isimsel kökeni ben çok sık anlatırım. Arapça kökenli bizde kullandığımız kelime ve bağlamak anlamına geliyor. Ve bu bağlama özelliği yaşamsal deneyimleri birbirine anlamlı bir
bütün şeklinde bağlayabilme yeteneğini ortaya çıkarıyor ve bizi buna zorluyor. Bizim zihnimiz sürekli olarak neden sonuç zincirleriyle bir şeyleri bağlama ihtiyacı hissediyor. Ve bunu bağladığımız zaman da ortaya ne çıkıyor aslında? Bir hikaye. Anlam dediğimiz şey aslında bir hikayeden ibaret. Kişisel yaşam hikayemiz. Ve bütün dünyada olan, yaşadığımız, deneyimlediğimiz her şeye nasıl anlam verdiğimizi bu anlam çerçevesi belirliyor. Ve tabii ki İnançlarınızdaki, tecrübelerinizdeki radikal değişiklikler dünyadaki anlam çerçevenizi de çok fazla değiştirebiliyor. Ama bir insan olarak neye inanıyor olursanız olun, ne yaşamış olursanız olun, evrenin tamamına göre anlam çerçevemizin son derece kısıtlı olduğunu bir yerde fark etmemiz gerekiyor. Ve anlam çerçevesinin bir başlangıç olarak dünyayı anlamlandırmak için çok gerekli bir şey olmakla birlikte uzunca bir süre sonra bizim için kısıtlayıcı bir çerçeveye dönüşebileceğini de fark etmek gerekiyor. Peki bu durumda manevi kısmımızla ilgili nasıl çalışırız? Yani bu çerçeveyi daraltıcı bir çerçeve olmaktan, Aziz Agustin'in dediği gibi görünmeyeni görmemizi sağlayacak bir sıçrama tahtasına nasıl çevirebiliriz? Aziz Agustin'in sözüdür, inanmak görünmeyene iman etmektir ve ödülü ise görünmeyeni görmektir. Bunun tersi örnekleri de çok fazla görmüş olabilirsiniz. Birçok insan inandığı şeylerden ötürü gözünün önündeki şeyleri bile göremiyor olabilir. Ama dediğim gibi inanç çerçeveleri iki taraflıdır. Eğer genişletilebilir ve kapsayıcı hale getirilebilirse ve bu süreç sürekli olarak genişleme yönünde işlerse, sizin hayatınızda karşılaştığınız her şeyi içine oturtturabileceğiniz, gittikçe genişleyen bir anlam çerçevenizin olması, bakış açınızın ve zihninizin ve bilgeliğinizin genişleyebilir olması anlamına geliyor. Ama çocukluğunuzdan beri sizi belli bir çerçevede tutmaya çalışan bir anlam çerçevesiyle sınırlıysanız, o anlam çerçevesine uymayan her şeyi dışarıda bırakmak, o anlam çerçevesini paylaşmayan herkesi öteki ya da düşman olarak addetmek zorunda bile kalabilirsiniz. O yüzden birçok insan maalesef günümüz dünyasında bile içinden baktığı anlam çerçevesini dünyanın tek anlamlı ve mantıklı açıklama biçimi olarak kabul eder ya da öyle varsayar. Böyle baktığınız zaman da bu anlam çerçevenizi paylaşmayan diğer bütün insanlar en sade ve en zararsız haliyle sizin rakibiniz yahut potansiyel dönüştürmeniz gereken kişiler listesinde olan insanlara dönüşür. Yani dışarıdaki insanlar sizin bakış açınızı paylaşmıyorlarsa onlar ötekidirler ve sizin bakış açınızı paylaşan herkes sizi anlayan ve dünyaya sizin gibi doğru bakan insan grubunu oluştururlar. Üzülerek söylemeliyim ki dünyadaki hemen hemen bütün kavgaların ve insan eliyle meydana gelen yıkımların temelini de işte bu oluşturur. Ben bunu sadece o yüzden dini inançlarla hiç sınırlamadım. Bir ülke, milliyet, mülkiyet aklınıza ne geliyorsa insanın anlamsal çerçevesi içerisinde anlamlı olmasını tercih ettiği bir şeyleri başkası anlamlı bulmuyorsa eninde sonunda insanları bu anlamsal çerçeveleri bir çatışmaya sürüklüyor. Bunun peki yolu ne? Madem hepimiz akıl melekesi gereği böyle bir manevi anlam çerçevesiyle yaşamak zorundaysak bundan nasıl kurtulacağız? Sürekli genişleme, sürekli inkişaf, sürekli yeni anlam alanlarının keşfi ve sürekli zihnimizin anlam çerçevesinin aslında ne kadar dar olduğunun farkındalığıyla bir yaşam sürmek. Bu söylendiği kadar kolay bir şey değil. Biz mesela Açık Beyin'de şu anda buradaki ekiple beraber sürekli olarak aslında bu anlamsal çerçevemizi genişletmenin ve onu daha hayata uygun bir halde tutabilmenin yollarını araştırıyoruz. Bunun için de bazı taktikler tabii ki kullanıyoruz. Çok sık olarak benim kitaplarımda da zikrettiğim, ekranlarda değişik vesilelerde sıklıkla anlattığım, doğadan örnek alarak hayatımıza uygulamaya çalıştığımız taktikler falan aslında hep buna dayanıyor. Ve ben şu anda insanın manevi ayarları diye, insanın fabrika ayarlarının doğal bir devamı olmak zorunda kalan bir metin üzerine çalışıyorum. İnşallah 2022 yılı içerisinde sizlerle buluşacak. Orada da yapmaya çalıştığım şey aslında bu maneviyat terimini herhangi bir dini inancın ya da lokal inançlar bütününün tek elinden çıkarıp o anlamı vermekten biraz günlük hayatımızda gerçekten ne anlama geliyor noktasına taşıyabilmek için yazdım. Ne biçim cümle kurdum bitmiyor bu cümle, bir daha baştan alayım. İşte bu insanın manevi ayarları meselesinde de aslında maneviyat kelimesine doğru anlamını vermeye çalışıyoruz. Yani herhangi bir inanç, din grubu vesairenin
bize öğrettiği şeyler tanımından çıkarıp aslında her insanın inancı, dünya görüşü, zamanı ne olursa olsun bir maneviyat sistemi içerisinden dünyaya baktığını, bunun kaçınılmaz olduğunu ve bu maneviyat sisteminin sadece o kişiye özel ve o kişiyi bağlayan bir anlam çerçevesi olduğunu fark etmek ve fark ettirmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Resmin biraz daha büyük boyutunda bir düşünce nesnesiyle sizi baş başa bırakabilmek adına şu dünyada yaşanan bütün olumsuz hadiselerin hepsinin tek bir ortak noktası var desem ve bu ortak nokta sadece ve sadece insandır desem bilmem neler düşünürsünüz. Zira bu dünyada bir aslanın ceylanı kovalayıp avlayıp yemesi kötü bir şey değildir. Bu sistem içerisinde doğanın bir parçasıdır ve sistemin işlemesi için aslında hayırlı ve iyi bir şeydir. Doğanın bütün anlam çerçevesi içinde baktığınızda. Fakat insan beslenmenin, hayatta kalmanın çok ötesinde bu dünyaya hem çok büyük zararlar verebilen hem de çok büyük katkılar yapabilen, çok büyük inşa faaliyetleri başlatabilen bir garip canlı. Ve bu dünyada kötülük dediğimiz problemin bizzat insan eliyle üretildiğini fark ettiğimizde bu kötülüğün nereden geldiğini ve niye sadece bize has olduğunu da biraz düşünmek zorunda kalacağız. Bu konuda itirazlarınız varsa videonun altındaki yorum bölümünde duymayı çok isterim. Yani dünyadaki kötülükler sadece insandan mı geliyor canım falan diye yorum yapmak isterseniz insan dışı bir kötülüğü duymayı gerçekten çok isterim. Bana sorarsanız bütün kötülüklerin kaynağı insan ve hep söylediğim gibi insanı bu dünyadan bir anda çekip çıkaracak olursak dünyada geri kalan şeyin adı zaten cennet oluyor. Bu sistem cennet diye tarif ettiğimiz şeye hangi kültürden gelirseniz gelin en yakın sisteme benziyor. Ama insan bunun içine girince bir tuhaflık oluyor, bir bozgunculuk yaratıyor, bir sorun çıkıyor ortada ve bu sorunda büyük oranda işte bizim dünyaya verdiğimiz anlam, ona bakmayı tercih ettiğimiz açıyla çok yakından alakalı. Bizim kadim kültürümüzün bazı önemli uyarıları da var bu konuda. Hani o uyarıları biraz eski moda addettiğimiz için çok duyamayabiliyoruz. Mesela bizim bu topraklarda hatta ta Hindistan'dan köken alan işte bu Budizm vesaire gibi öğretilerin de temelini oluşturan böyle bir hiç olma ideali anlatılır sürekli. Bir böyle bu dünyada var olurken yok olabilmeyi becerme falan gibi. Bu çok ilginç gelmiştir bana küçüklüğümden beri. Yani hiç olmak ne demek? Siz anlamsal çerçevenizi her şeyi kuşatabilecek kadar genişletebilirseniz teorik olarak artık adına ben buyum, öteki şöyle diyebileceğiniz bir benlik bile aslında ortada kalmıyor. Yani dolayısıyla sizin o günlük hayatta adına ego dediğimiz benliğiniz buharlaşıp uçuyor. Siz aslında hiçbir şey haline dönüşüyorsunuz ama evrendeki her şeye açık ve her şeyi algılayabilen bir varlığa da dönüşüyorsunuz. Yani böyle bir potansiyelimiz var diyor kadim bilgiler. Ben yapmadım, bilmiyorum. Sadece teorik olarak konuşuyorum ama benim kendime ben diyebilmemi sağlayan şeyin tamamen benim inançlarımdan ve anlamsal çerçevemden gelen bazı zanlardan kaynaklandığını bildiğim için ben dediğim şeyin yalan olduğunu çok iyi biliyorum. Ben dediğim şeyin aslında sadece benim fark ettiğim bir kurgu olduğunun çok farkındayım. Bunu elimden geldiğince değiştirmek üzere yaşıyorum. Şimdiye kadar bu yönde attığım adımlardan hiçbirinden pişman değilim. Hiç sıkıntı çekmedim. Hayatımda iyi ne yaşadıysam hep anlam çerçevemi genişletmeyi az da olsa becerdiğim durumlar sonucunda yaşadım. Dolayısıyla herkese de bunu ve yolunu tavsiye edebilmek için de bu konularla uğraşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlam çerçevemiz manevi dünyamızı oluşturuyor. Manevi dünyamız bu sonsuz boyutlu evrende neyi görüp neyi göremeyeceğimizi belirliyor. Dolayısıyla gözümüzü açmak için sadece fiziksel gözümüzü açmak yetmiyor. Onun gördüklerine anlam veren zihnimizin anlamlandırma çerçevesi üzerine de ciddi anlamda çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir şeyler öğrendiğimizde, hayatta bir takım deneyimler yaşadığımızda eğer bu bizi derinden etkilemiyorsa, duygularımızı hoplatmıyorsa, düşüncelerimizi gerçekten hissedilir bir şekilde değiştirmiyorsa bence o tecrübenin yaşanıp yaşanmamasının çok bir önemi yok. Ama bizi değiştiren, bizi dönüştüren her türlü tecrübe acı da verse, sıkıntı da verse başımızın üstünde taşımamız gereken bir deneyim. Çünkü bizim anlamsal çerçevemizi değiştirip gördüğümüz dünyayı bir önceki haline göre oldukça genişletiyor. Hayat hep aynı döngü içerisinde konfor alanında yaşamak tabii ki konforlu bir şey. Adı üstünde konfor alanı bildiğimiz yer. Baktığımızda gördüğümüz şeylerden oluşuyor ve bize yabancı gelen bir şey yok. Ama konfor alanımızı bozan her şey bizi yeni bir dünyayla tanıştırıyor. O yüzden rahatsızlıklardan şikayet etmek yerine
biraz kendimize kontrollü rahatsızlık sağlayacak konularda cesaret göstersek çok iyi bir fikir olabilir gibi geliyor bana.